90'lı yıllarda ki bir dönem Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüğü de yaptınız. Yakından şahit oldunuz, tanık oldunuz. Hizbullah nasıl bir örgüt efendim? Hizbullah'ın yapısı, faaliyetleri, eylemler, her şeyle ilgili oldukça yeteri doküman var. Sadece böyle bir istihbarat bilgileri veya sokakta toplanan bilgiler değil, devletin arşivlerine girmiş, mahkeme kaydına girmiş belgeler de var. Bunun en temel ölçüsü Hizbullah, İran tarafından kurdurulmuş, İran tarafı yönetilen ve yönlendirilen bir örgüttür. 70'li yılların sonrası İran'daki devrim olunca, devrimi dünya ihracı gibi sebeplerle Türkiye'den giden bazı insanlarla ilişki kurularak 80'li yıllarda itibaren Türkiye'de organize edilmiş ama 90'lı yıllara kadar eylemleri, faaliyetleri pek gözükmediği için tamamen yeraltı teşkilatı olduğu için, illegal örgütlendiği için Türkiye'de varlıkları konusu tartışmalı hale geliyor. Var mı yokla, var iddiası var ama hiçbir eylemler yok, hiçbir hareketler yok. Evet. Böyle bir varlığını ortaya koyan bir emare yok. Ancak PKK ile olan çatışmaları, PKK'nın daha doğrusu bu kişilere varıp çatmasıyla başlayan çatışmalar, daha sonrası örgütün kendisini ikiye bölünüp menzil ve ilim grubu ikiye ayrılmasıyla bir kendi arada var çatışmalar dolayısıyla örgüt ortaya çıkmış ve örgütün nasıl bir örgüt olduğu, ne kadar silahlı yapısının olduğu belirginleşmiş. En sonunda İstanbul'daki Beykoz'daki örgüt liderinin ve Evet. yönetiminin emniyetli polislerle çatışmada da örgütün tüm arşivi ele geçirilince örgüt hakkında her şey meşhur olmaktan çıkmış. Beykoz'daki olay son operi. Aslında bu olaydan önce belki Türkiye'nin batı tarafında çok fazla bilmiyorum ama Batman'da diye Mardin'de çok fazla operasyon var, çok fazla belge ve doküman var, çok fazla silah da ele geçiriliyor. Güneydoğu'da çok fazla olaylar var ama Beykoz'daki olay Türkiye'de en kesin duyduğu bildiği olay. Beykoz'daki olay içerisinde baktığınız zaman elde edilen dokümanlar içerisinde örgüt mensuplarının tüm örgütsel faaliyetleri, herkesin kişi bazında örgüte nasıl girdiği, ne zaman katıldı, hangi eylemlerde bulundu, hangi faaliyetlerde gösterdi, hangi hatalar yaptı, hepsinin raporları var. Örgütün bütün eylemleri var. Örgütün bütün sorumlularını yazdığı raporlar ve örgüt merkezine gönderen raporlar. Örgütün silah ve cephanelerin bulunduğu yerler var. Eylemlerde nasıl yaptıkları anlatılar var ve burada ayrıca örgütün İranlı diplomatlarla gizli görüşmeler ve alınan talimatla yapılan işlemler var, şifrelenmiş vaziyette. Bu benim kabaca saydığım binlerce sayfa doküman var. Ve bunların hepsi el yazısı yazılmış. Daha sonra scan edilmiş, bilgisayarlara depolanmış. Örgüt merkezi bu her yeri taşıyor ki ona göre örgütü yönetiyor, yönlendiriliyor olaylarla ilgili. Ve buradaki dokümanlara da bağlı olarak da bu doküman bilgilere dayanarak yapılan operasyonu teyit ediyor. Burada dokümanlara diyor ki Antep'te cephanemiz var. Antep'te operasyon ve cephane ortaya çıkarılıyor. İşte şurada şu eylemi yaptık. Bütün hepsi teyit ediliyor. Yani bu arşiv dış dünyada olan olaylarla, daha önce meydana olaylarla birbirini teyit eden faaliyetler. Evet. Daha sonra polis operasyona yöneldiği zaman o tarihe kadar sessiz kalan Hizbullah polise silah kullanmaya başladı. İlk Van'da operasyon yapıldı. Bu Beykoz operasyonu bir ay sonra Şubat'ta 5 tane polis şehit edildi burada. Bazı Hizbullah üyeleri ölü, bazıları sağ yol yakaladı. Hatta bir kişi de kaçtı. Akabinde birkaç ay sonra Elazığ operasyonu yine 2 polis şehit edildi. Bu benim kabaca saydığım olaylar. Yüzlerce, binlerce olaylar ortaya çıkarıldı. Her şeyle ve bu kişiler mahkemeye gönderildi. Büyük oranda mahkemede yargılandılar ve ceza da aldılar. Tabii bu olaylar sonrasında bir yıl sonra Diyarbakır Emniyet Müdürü rahmetli Gaffar Okan müdüre suikast yaptılar. Hem çok büyük bir suikastle beraberindeki 5 tane polis şehit edildi. Bir de Gaffar müdür şehit edildi. Böylesi kanlı olaylara karışan bunca çok olay yapmış bir örgüt. Bu örgütün soruşturmaları yürütürken şu ortaya çıkarıldı ki daha önce kaybolan, aklında bir takım şaibeler olan insanlar vardı işte. Bir tane kim öldürdü, kim kaçırdı gibi birileriyle ilgili farklı iddialar vardı. Buradaki dokümanlarda da çıktı ki bu kişileri Hizbullah kaçırmış. Hizbullah bunları aylarca, günlerce sorgulamış. Sonra bu insanları itiraf diye zorla baskı yaptığı bir takım beyanlarını almış. Bunu da banda kaydı videoya. Sonra bu insanları zincirle boğarak öldürmüş. Hepsi de video kayıtları var. Kimin öldürdüğü, kimin kaydı. Ve sonra da kendi kaldıkları evlerin zeminine gömmüşler. Toprağa gömmüşler. Bu evrede bu cesetler çıkarıldı. İstanbul'da kaçırmış, öldürülen insanların cesetleri çıkarıldı. Konya'da işte Konca Kuruş'un cesedi çıkarıldı. Evet. Adana'da, Diyarbakır'da birçok ilde yeraltı cesetler çıkarıldı. Ve bunlar hepsi de tamamen düzmece, tamamen yalan, saçma sapan iddialardı. Yani bu insanları alıp sorgulayıp günlerce tuttuğunuz zaman aylarca bu insanların kurtulmak adına bir takım şeyleri üstlenmiş, zorlamışlar. Ve bunları da kaydetmişler. Bu kayıtlar da elde ve mahkeme kayıtlarında var. Yani Hizbullah'la ilgili hiçbir konu afaki değil. Böyle uydurma değil. Birilerinin söylemi değil.
yazılı örgüt dokümanı yer almış, balistik laboratuvarlar ispatlanmış, mahkeme kayıtları ortaya çıkarmış olaylar. Ha, Hizbullah bu süreçten sonra belli bir kitleye eriştikten sonra, deşifre olduktan sonra da önce Güneydoğu'da dernekler faaliyetler şey, dernek kurarak faaliyet göstermeye başladılar. Dernekleri Evet. Hizbullah'la bağlantısı ve mahkeme kararı kapattığında partiye dönüştüler. Heh, o Partiye noktaya geleceğiz dönüştükken, şimdi Sayın evet. Avcı. Partiye dönme süreci. Çünkü Hüdapar'la Hizbullah bağlantısını kabul etmeyenler ve milli ve yerli olduğunu söyleyenler var Hüdapar'ın, ama şunu çok merak ediyorum. Zaten suçunu itiraf edenlerin olduğundan bahsediyoruz. Suçlarını mahkemede savunan Dinci terör örgütünün yöneticilerinden bahsediyoruz. Peki nasıl salıverildiler? Nasıl bir yargı ya da hukuk oyunu mu söz konusu oldu? Hizbullah üyeleri nasıl bırakıldı? O tarihte Türkiye'de biliyorsunuz 2005 yılında ceza mahkemeler kanunu ve ceza kanunu değişti. Hı. Yeni yasada tutukluk süresi sınırı kondu. Dedi ki tutukluk süresi şu kadar süre, 5 yıldır. Ağır suçlarda şu kadar süre dedi, süre kondu. Bu süre içerisinde mahkeme karar vermezse tahliye edilecek dendi. Hizbullah üyeler hakkında mahkeme karar vermişti ama Yargıtay'da bozulup dava gelip gitmek suretiyle karar kesinleşmemişti. Kesinleşmediği için bu kişilerin durumu tutuklu mu, hükümlü mü tereddüdü vardı. Bunlar hüküm özlü deniyor. Yani ilk mahkeme kararı vermiş, hükümü almışlar ama Yargıtay onaylanan o karar kesinleşmemişti. Burada tereddüt edince mahkemeler tahliye ettiler. Ama daha sonra bunun yanlış olduğu, hüküm özlü kişilere tahliye edilmemesi gerektiği karar yerine tutuklama çıkarıldı ama kaçmış oldular. Ve o Kaçmış oldular. zannedip kararlar da onaylanmış oldu. Yani orada bir hukuki yorumda bir şey oldu. Tereddüt o asılı genelere geldi. Hiç haklarına karar verilmemiş kişilere tahliye edilmesi gerekirken hüküm özde olan, yani ilk mahkeme kararı vermiş ama Yargıtay'ca onaylanmamış kişiler tahliye edilmesin, edilmesin gibi bir tereddüt oldu. Bu tereddütte de bu kişiler faydalandı ve tahliye edildiler ve yurt dışına kaçtılar. Daha sonraki Türkiye'deki Yargıtay içtihatlarıyla bu tip olaylar tahliye edilmiyor artık. Hüküm özlü deniyor ama o tarihte böyle bir Evet. şeyde faydalandılar bu kişiler. Evet. Peki Sayın Avcı, şimdi siz dernekleşmeden bahsettiniz. Hizbullah'la ilişkili olduğu için o dernekler kapatıldı diyorsunuz. Evet. Hüdapar'a evrilme süreci nasıl gerçekleşti? İşte bu dernekten sonra geçmişten beri Hizbullahçı bilinen, bu davalarda irtibatlı olan, bu davada yargılanmış ve yargılanan insan yakınlıkları olan insanlar Hüdapar'ı kurdular. Hüdapar ideolojisi, inancı, düşüncesi, kendi dayandığı çevre her şey itibariyle Hizbullah'a dayanır. Zaten o Güneydoğu'da yaptıkları etkinliklerde, temsillerde, toplantılarda, piyeslerde Hizbullah'ın ölen liderlerine örnek gösterirler. Onların fotoğrafları çekilir. Onlara saygı duruşu, onlara liderimiz denir. O ideoloji anlatır. O ideolojinin devamı olduğu söylenir ve anlatılır. Tüm halk da bunu böyle bilir. Kendiler de bunu böyle söylerler. Herkes de böyle bilinen bir olaydır. Yani bu inkar edilen deselerdi ki biz geçmişte hatalar, yanlışlar yaptık. Hizbullah adına eylem yaptık ama bugün bu olaylardan vazgeçtik. Döndük. O zaman belki daha farklı manalı olabilir ama hayır, böyle bir şey yok. Zaten dolaylı olarak kendileri de kabul ediyor o şeyin, anlayışın, o düşüncenin devam olduklarını söylüyorlar. Orada yapılan bütün toplantılarda, anmalarda da sürekli bu örgütün devam olduklarını söylüyor. Biraz önce siz de gösterdiniz. İşte 24 Ocak Hüseyin Velioğlu'nun Beykoz'da çatışmada emniyet sahibi öldürülmesi olayı Evet. sonrası her yıl anma yap. Anmada bütün Hizbullah mensupları gidiyor. Kendi parti toplantılarında, bir etkinliklerinde, piyeslerinde bu zamana kadar öldürülmüş veya kendilerince tabirleri şey, bütün Hizbullah mensuplarını gösteriyorlar. O davayı savunuyorlar, o davanın devamı olduğunu iddia ediyorlar. Bütün her şeyleri, konuşmaları, ideolojileri, sahip çıkan her şey Hizbullah'ın devamı niteliğinde. Hizbullah'a zaten kendileri de inkar etmiyorlar. Hizbullah aleyhine en ufak bir laf söylemiyorlar. Zaten şu anda da tamamen Hizbullah yok olmuş da Hüdapar çıkmış değil. Bir Hizbullah var. Bu illegal, yer altında yine silahlı ve yine gizli bir örgüt. Bunun etkilediği legal bir parti var. Yani birbirinden bağımsız değil, birbirini etkileyen, arka planda gizli örgüt tarafından yönetilen bir parti var. Bu iki dualite yapıyı görmek gerek. Yoksa Hizbullah tamam illegaliteyi bırakmış, legal. O olsa çok güzel bir şey. Tamamen legal diyor ama bu legale dönme yok. Halen bir illegal Hizbullah var, silahlı ve yeraltı teşkilatı şeklinde. Ama bunun da yönettiği, yönlendirdiği bir legal Hüda Parti var. Evet, legal Hüda Parti böyle Hüdapar var. kalıyor. Peki Evet. geçtiğimiz günlerde Sayın Saadettin Tantan yayınımıza şöyle dedi. Ben Hüdapar'ın parti olabilme iznini, kabulünü İçişleri Bakanlığı'ndan nasıl aldığını bilmiyorum dedi. Şimdi Hüdapar'ın parti programına baktığımızda Sayın Hanefi Avcı, o kadar çok başlık görüyoruz ki, örneğin anayasanın ilk dört maddesinin
hedef alındığını görüyoruz. Kürtçenin ikinci resmi dil olması ile ilgili çıkışları var. Bunun dışında gerekirse PKK ile görüşülebilir daha önceki söylemlerden yansıyanlar var. Ve şimdi AKP listelerinden milletvekili aday adayı olmaları bazı isimlerin söz konusu ki o isimler Hizbullah davasında avukatlık yapmış olan isimler. Tüm bunların içerisine aldığımızda Hüdapar için milli ve yerli diyebilmek mümkün müdür efendim? Şimdi siyasi partiler kurulurken tabii hiçbir makamına izin almazlar. Yani bakanlığın bizim sadece bakanlığı bildirimde bulurlar. Bu tüzükleri diğer mevzuatlara uygun değilse Yargıtay Başsavcılığı devreye girmese o tüzükleri inceler, o partiler aleyhinde işlem yapar, partileri uyarır veya ne yapmayı o yapar. Hani tamamen Yargıtay'ın denetimi aldı, Yargıtay Savcısının bakması, İçişleri Bakanı karışmaz. Bu örgütün, bu partinin legal olması elbette şayandır, legal olma ama illegal faaliyetleri, bağlantıları olmasaydı. Evet. Bu örgüt halen eski ideolojisinin devamını söylüyor, bunun yeni farklı bir şey yok. Ve bu örgütün arka plandaki Hizbullah, İran tarafından yönetilen, İran tarafından kurulmuş, İran organize ettiği bir örgüttür. Bu konuyla ilgili çok net dokümanlar ve bilgiler vardır. Ben İstanbul'da görev yaptığım tarihte Hizbullah'ın başka kolunun, diğer kolunun işte kendileriyle barıştırması için İran'da yardım talep ettiğini, İran'da kişilere irtibatlı olduklarını, hatta İran'da maddi yardım talep ettiklerini kayıtlara geçti ve sabittir bilgilerle. Yine yakalanan dokümanların birçoğunda görülmüştür ki bu örgüt İran'dan etkilenmiş, İran'dan kurulmuş, İran'a organik bağ olan fiili bağları, irtibatları var. Böyle bir gönül bağı değil. Fiziki bağları var. Eğitim bağı var, gidip gelmeleri var, görüşler var, görüşmeler var. Oradan talimatlar var. Tabii Türkiye'de çok büyük bir örgüt olduğu için otonom bir yapı. Yani buradaki eylemleri kendileri yapıyor, organize ediyor ama ana inancında, düşüncesinde, fikrin ideolojisinde İran'la bağlılıkları olan, İran'la suni ve irtibat organik bir bağı olan bir örgüt. Hiçbir zaman bu inkar edilemez. Devletteki belgelerle de teyit edilmiş, doğrulanmıştır bu belgeler. Bugün bile sorulsa devlet arşivinde bunlar vardır. Şu ana kadar dönemde de bugünden geriye doğru gidersek emniyet kuvvetlerinin, istihbarat birimlerinin, Milli Güvenlik Kurulu'na, devletin ilgili birimlerine, Türkiye'deki illegal ve legal örgütlerin ideolojik faaliyetler ilgili her ay verdikleri raporlara, evraklara bakarsanız da hepsinde bunu görürsünüz. Ben bilmiyorum ama şuna eminim ki her raporda Hizbullah'ın bu partisinin ne durumda olduğu, hangi etkinlikler yaptığı, asıl örgütle ne bağlan olduğu konusu devlet raporlarında vardır. Bugün evet, hükümeti yöneten insanlar derlerse getirin bize, geçmiş tarihte bize böyle raporlar çıkarın, bu örgüt hakkında düşünceniz ne diye. Ben şunu anlıyorum, hem Milli İstihbarat'ta hem Emniyet Teşkilatı hem Jandarma'da bu örgütün Hizbullah'la bağlantılı olduğu, arka planda İran'da bağlantılı olduğu, hiçbir zaman böyle milli ve yerli bir örgüt olmadıkları konusu devletin arşivlerinde vardır. Silinemez kadar binlerce evrak var. Bir tane, iki tane değil, binlerce evrak vardır. Her üç teşkilatı da bu olmak mecburiyetindedir ve geçmişte de vardı. Bunu emin olarak biliyorum yani. Evet, Sayın Avcı, son olarak evet kişisel olarak isimler üzerinde durmak istemiyorsunuz ama Gaffar Okka'nın şehit edildiği dönemde, Hizbullah'ın şehit ettiği dönemde Sayın Devlet Bahçeli Başbakan Yardımcısıydı. Ve siz bilgi ve belgeler var, dokümanlar var, her şey mevcut diyorsunuz. İşte bu süreçte Başbakan Yardımcısı olan ismin o bilgi ve belgelerden haberdar olmaması, o belgeleri bilmiyor oluşu söz konusu olabilir mi? Yani devlet görevlerini bilmemesi mümkün değil. Çünkü bu bir defa olsa belki bunu, birden çok defa ortaya gündeme getirilen, her ayki Milli Güvenlik Kurulu toplantısından ortaya konan ve sürekli tartışılan bir konu. Çünkü tabii, Milli Güvenlik oturduğu zaman Türkiye'deki sağ örgütlerden sol örgütlere kadar bütün siyasi örgütler, ideolojiler tek tek masaya kısaca anlatılır. Bu örgütün faaliyeti bu, şu anda seviyesi bu, şunu izliyor diye bilgi verilir. Hem Milli İstihbarat hem Emniyet tarafından. Ondan sonra herkes tarafından bilinir. Bu kişilerin faaliyetleri, eylemleri, hareket tarzları konusunda herkesin bilgisi vardır. Evet, kendisinin de bilgisi vardır. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hanefi Avcı yayınımıza katıldığınız için. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim, iyi günler diliyoruz biz de. Sevgili izleyenler, eski emniyet müdürlerimizden Hanefi Avcı ile konuştuk. Hizbullah da bitmiş değil, hala var diyor. Bakın ve Hüdapar'ın Hizbullah uzantılı olduğunu yaşadıklarıyla, şahit olduklarıyla bizlere anlatıyor. Şimdi.